bugün peki oğlanları görüyorsunuz. Şükür'ü görmediniz mi orada? Şükür'ü görmedim. Görmedim ablacığım. Şükür'ü katledi. Araba değdi onunla. Arabada olup olmadığını bilmiyorum da. Gelin bilen arabadaydı gelinim. Ama senin torunun Şükür gelmeyen, yani veda etmek için insan dedesinin yanına gelmez mi? Demek ki arabada yok. Oğlanlar geldiğine göre Şükür de gelir yanınıza. O gelmedi. Sadece Tahsin ile Yasin geldi. Onlara para verdim. Hayır, Tahsin Bey. Yanından yüzünü aç. Arabada olsaydı. Buyur abi. Şükür. Arabada olsaydı Şükür yanınıza veda etmek için gelir miydi? Ya gelir gelmez yalnız arabada ben göremedim abla ben onu Şükür'ü göremedim. Tahsin Beyciğim ben başka bir şey soruyorum. Var mı yok mu bilmiyorum. Bak, arabadan görükmedi. Şimdi iki tane kardeşi veda etmeye dedesine geliyor. Şükür arabada olsaydı veda etmeye senin yanına gelir miydi Tahsin Bey? Evet geldi. Gelirdi normalde. Demek ki arabada yokmuş o gün. Gelirdi. Demek ki o vallahi sırada bilmiyorum ben. Arabada yok. Araba camından eve görükmüyordu. Anlıyorum. Ben seni anlıyorum. Sen de beni anladın değil mi? Nasıl iki tane erkek torun dedesine vedaya geliyorsa, dede biz gidiyoruz diyorsa, harçlık da almaya geliyorsa Şükür de arabada olsaydı veda etmek için senin yanına gelirdi. Demek ki Şükür arabada değil. Yani bir gün önce Şükür'ün başına bir şey gelmiş. Gece. Ha, baba mı anne mi bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum abla. Yalnız Şükür gelmedi. Gelinde gelmedi benim yanıma. Gelinde gelmedi vedalaşmaya. Gelinde gelmedi. Buyurun Tunca Hanımcığım. Yasin'le Tahsin niye gelmediğini söylemiş acaba? Yani Şükür niye gelmedi demişler. Onu merak ettim. Yani çocuklara sordunuz mu? Onu sormaya çalışıyor Tunca Hanım. Avukatımız diyor ki Şükür'ün nerede olduğunu erkek çocuklara sordunuz mu? Tahsin'le Yasin'e nerede Şükür diye sordunuz mu? Sormadık abla. Neden Şükür, sormadınız? Arabada falan diye sormadım ben. Çocuklara sormadım. Ama bilmiyorsunuz ki arabada. Ya işte ikisi gelince, iki olan çocuğu gelince. Arabada olduğunu düşündünüz. Arabada yani görmedim abla ben Şükür'ü görmedim. Anasını da görmedim gelini. Gelinimi de görmedim. Tahsin Bey sizin torununuz. Şoförü de görmedim Hızır'ı. Tahsin Bey sizin torununuz hayatta mı? Vallahi bilmem komutan yani abla yani ayaktadır bu ya ölü değildir bu ya. Peki hayattaysa 10 yıldır niye hiçbir şekilde ortalıklarda yok? Vallahi işte anasıyla babası bilir. Anası bilir abla bunu. Anası en fazla anası bilir. Babası dağlarda aşağıda orada burada süründü bunu. Peki sizin torun 10 yıldır ortalıklarda yok. Bu evlendi gitti diye size yalan söylediler mi? Başkalarına da yalan söylemişler. Evet Elme'ye gittik. Elme'de sordum. Ya gelin Fatma gelin bu çocuk nerede bu Şükür? Benim de buna göresim geldi. Dediğimde yani bu çocuğu biz gelin ettik. Verdik dedi götürdüler çocuğu dedi. Peki bir şey söyleyeceğim. Babaannesine dedesine niye? Ya nereye gelin ettiğini İstanbul onları demedi yani. Niye dedeye yalan sıcak oldu klimalar açsanıza. Neden dedeye ve babaanneye yalan Osman söylüyorsunuz? Hepsine aynı söyledik dedim hanım. Kimseye aynı bir şey kaçtığını şey ettiğini söylemedik. Hepsine aynı söyledik. Ya ne olacak onlara bir evlendirdi gönderdik diyebilirsin dedeye. Demedim. Ben demedim. O da demedi ben de demedim. Çünkü sen de hayatta olmadığını biliyorsun o yüzden söylemiyorsun. Yok, bak burada da ben yine Mustafa ile aynı fikirdeyim. Yok Didem Hanım. İkiniz de çocuğun yaşamadığını biliyorsunuz. Hayır. Kesin biliyorsunuz. Sen babaanneye dedeye söylemez mi ya? Yok Didem Hanım. Ben indim araba taşıya kadar yanaştı kapıya kadar. Ben iki çocuklarıma indim üç çocuğumla. Hı. Sarıldım. Kapıya kadar yanaştılar mı? O ev vardı eski yıkıntı ev vardı. Oraya kadar yanaştım. Orada şoför inmedi. Üç çocuğumla geldim, indim, sarıldım. Ondan sonra biz devam ettik. Sen de vedalaştın. Vedalaştım. Vedalaşmadı diyor arabada. Diyorlar. Beni tutmazlar dedi. Yalan konuşuyor o ablacığım. Yalan konuşuyor çünkü ben el kızıyım. Yalan konuşuyor. Alnının damarı çatlamış onun. Çünkü yalan konuşuyor hepsi biri oldular. Hepsi düne gelse de oradalardı. Tahsin Beyciğim, kızı çocuğu nereye gelin verdiniz diye hiç sormadınız mı? Kim bu da, kime verdiniz bu çocuğu diye sormadınız mı? Ya sordum ablacığım sordum. Heh. Yarınız kah Konya'da dedi, kah İzmir'de halam götürdü çenesine uvar çek dedi.
envai çeşit yalanlar söyledi bana. Ya bir şey söyleyeceğim. Senin gelin de biraz... O kesinlikle biliyor ablacığım. O çocuğu çıkaracak o. Peki oğlu biliyor mu sence? O çocuğu çıkaracak kesinlikle, onun yeri var o işte. Mustafa nerede olduğunu biliyor mu sence? Buyur abla. Mustafa nerede olduğunu biliyor mu? Ya o da bilmiyor. O da zaten ben ona sordum. Yani anası biliyor dedi. Annesi yani. Biliyor dedi. Ne anası zaman sordun? Dedi. Ablacığım anası biliyor dedi. Tahsin Bey ne zaman sordun? Ya Isparta'dan geldikten sonra sordum. Isparta'yı kimsenin orada durdular, oradan geri geldiler aynı eve. Allah inşallah ağzını da dolandırır. Peki sen bir şey söyleyeceğim. Gelince sordum, gelin çocuk nerede dedim. Ha. Ya biz gelin ettik dedi. Şu arabadan indiğinde o biz gün de ertesi gün. Dedi, verdik dedi. Ya gece senin iddiana göre Mustafa alıyor götürüyor. Ben babasıyla getirdi dedim. Babası yoktu ya. Aha. Babasıyla önden. Şükrü biraz... sordular mı sana? Sordular. Babasıyla önden getirdi dedim. Ha, Şükrü sormuşsunuz. O gün vedalaştıkları gün Şükür nerede diye sormuşsunuz. Fatma da demiş ki babasıyla önden beraber gittiler. Mobilite bindi gitti demiş. Siz Şükür'ü sormuşsunuz o gün. Sordunuz mu o gün Fatma'ya? Yok 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 sormadı. Sormadı ablacığım sormadı. Ha, siz sormuşsunuz. Sormadı, yalan konuşuyor o. Siz sormuşsunuz. Acayip aşırı yalan konuşuyor. Onun alnını damarı çatlamış o gelinin. Aynen. Yalancı. Baba sakin ol. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun öyle oraya çıktığın aynen. için. Hı-hı. Çocuk bana senin elinde, elin altında çocuğu çıkar. Olsun. Bak çocuğu çıkar, çocuk senin elin aynen. altında. Bu çocuk sağ tahminimce benim. Değil mi hanım? Evet. Ben 10 senedir ben torunumu göremiyorum. Ben kovmadan önce... Anladın mı? 10 senedir göremiyorum ben. Benim karımın adı ağzımın tadı benim. Baba bir dakika bizi sakin ol. Bir dakika sakin ol. Sakin ol. Sana bu, biz ben bunu evden kovmadan önce bir hafta, bir ay öncesi, iki ay öncesi sana ekmeği etmeye geldiği zaman... Ne dedi sana bu? Ha. Şükür nerede? Oran askere gidince ne dedi ya sana bu? Bana bir şey demedi ya. Bir şey demedi. Ya, yanıma dedi ki Tahsin askere gidince görürsünüz dedi Şükür dedi ya. Peki bir şey soracağım. Tahsin askere gidince Şükür'ün yüzünü görürsünüz dedi. Bu çocuk 10 yıldır yaşıyorsa siz 10 yıl boyunca 10 yıl ya Tahsin Beyciğim bir gün, iki gün, üç gün, dört gün, beş gün, beş gün değil 10 koca yıldan bahsediyoruz. Ya bizim babamız aramız iyi değildi ya. Ha. Tamam abla anlıyorum. Fakat sattım yani gelin ettik dedi ya. Gelin ettik, verdik dedi ya. Hiç öyle bir şey yok dedi tamam. Sadece ben ne söylediysem aynı. Peki o günü bana anlatır mısın? Hangi gelin günü, ettik tamam. dedi. Bekle. Herkese burada kasabada ankete bile getirse kasabanın arayı kesinlikle bunu gelin ettik dediğini söyler ablacığım. Tamam Türkan Hanım'a eşine mikrofonu verir misin lütfen? Eşine mikrofonu ver. Lütfen Tahsin Beyciğim. Mikrofonu eşine ver. Şimdi bana bir gün öncesini sabah saat kaçta kalktınız? Yani çocuğun kaybolduğu günün sabahı. Şey cumartesi veya cuma günü işte ikisinden biri. O sabahı sabahtan itibaren anlat. Evde uyandınız kaç kişi vardınız? Kim vardınız? Hepimiz ama 6 kişi vardık. Yani herkesi say bana. 4 çocuk, annesi babası hepimizde vardık. Yani peki, beraber kalktık. Çocuklar Mustafa vardı yani. Vardı. Hepsi vardı. Çocuklarımla hepimiz beraber kalktık, kahvaltıyı yaptık. Bu arabaya alam gelem diye yol, mobilete bindi, köye gitti. Yani şey, belediyenin olduğu yere gitti, belediyeye gitti. Niye gitti? Yani arabayı getirmek için şoförle. Hızır geçirmek evet. için. Peki sonra? Beraber geldiler. Ondan sonra biz zaten eşyaya uğraşıyorduk çocuklarımla. Ondan sonra kayınam geldi. Çocuklarla dışarı çıktık. Bu kamyonu kapının önüne yanaştırdı. Büyük eşyaları attık, sonra küçük eşyaları attık. Beraber mi Mustafa ile mi attınız? Var. Önce seni bir dinleyeyim sonra seni. Evet. Vardı dedim hanım. Sonra? Ondan sonra çocuklarıma hepsi, küçükleri pek hatırlamıyorum yani büyükleri, onlar nerede olduğunu. Şükür sürekli yardım Şükür ediyordu. Şükür devamlı yanımızdaydı. Peki o sırada babaannesi de belki hatırlamıyor olabilir. Keyfi yok ya. Keyfi olma yani şu hastalığı keyfi olmamak olarak nitelendiriyor. Belki keyfi yoktu, hastaydı, hatırlamıyor diyelim. Bir hatırlatır mısın? Yani bir... Tamam ona hepsini hatırlıyor. Peki, o ben, belki şimdi, bazı bir iki detay. Evladın atıp da beni tutmaz hadi devam. Aynen bir şey söyleyeyim. Belki, evladın atıp da beni tutmaz hadi devam. Belki hatırlamasını çünkü sağlarsın. Çünkü dün ayarlıkta daha onun yanındalardı. O gün konuştunuz mu? Yani o gün mesela Türkan Hanım'la konuştunuz. Yani çocuğumla falan hepsi yanındalardı. Bir Türkan Hanım'a eğer gerçekten öyleyse hatırlamasına yardımcı olur musun? Hatırlar, eğer ısrarcıysa. Hatırlat. Evladın atıysa aynıdır. Fatmacığım. Ya, bak konuşmalarına dikkat et. Hiç dikkat etmeyeceğim. Bak, o adamlara iftira atma yaşlı adamlara bak. Bak. Hiç kusura bakma. Hiç kusura bakma. Bak atma. Aynı sensin. Bak cezaevine gireceğim.
Vallahi bana bu adamın yaşlı adamın iftira atma. Atmayacağım. Bana de yalan çığırsın hadi git de bana ama o adamın iftira atma. Hayır vardı. Van biliyor. Niye çıkmadı televizyona? Çıkartın. Sen de vardın. Bunu bu basına çıkartır televizyona. Çıkart, tabii tabii yapacağız. Sen bunu de vardın. Çıkartır. Tabii ki. Hepsi tabii biliyor. Ki. Kardeşi de biliyor. Halası da biliyor. Hmm. Amcasının kızı da. Hepsi sürerse hepsi biliyor. Bir şey söyleyeyim Mustafa. Senin annen kızının hamile olmadığını... Ya ben o zaman küsüdüm ya. Hayır, koca, başka bir beni dinler ya misin lütfen? Senin baban ve annen çocuğun hamile olmadığını biliyorlar. Evet. Onun ailesi biliyor. Bak ben onu da biliyorum. Onun ailesi hamile olduğunu biliyor çocuğun. Meryem biliyor, halası biliyor. Hepsi biliyor. Hepsi biliyor. Senin baban ve annen o hamile... O adamı bilmiyor bak. O adamı tamam, ama. Ben, bak tamam bilmiyorlar. Bence de bilmiyor. Bil, ben bilmedi. O adamı çünkü ben o adamı küs ettim Osman'a. Ama ya o gün taşındıkları gün orada annen vardı orada. Vardı. Ya ben bilmiyorum tamam, valla orada bir şey söyleyeyim. Gendi vardı. Bak bir şey söyleyeceğim. Fatmacığım sen beni anlamadın. Belki Türkan Hanım hatırlamıyor olabilir. Bir detay söyle de Türkan Hanım orada olup olmadığını hatırlasın. Ya, mesela ne yediniz? Vardı, Hızır vardı. Ne yemek mi yediniz? O günü bir detay... Yemek yemedik. Sadece eşya yükledik. Yemek memek yok. Sadece eşya yükledik. O da diyor ki ben diyor hastaydım nasıl eşya yükleyeyim aynen, diyor. O zaman hasta bilen değildi. Daha şurada 5-6 senedir hasta. Hı. Yani o zaman bile hastalığım... Ameliyat oldu falan olmadı. Ay, o zaman. Şey olmadı. Sağlamdı. Sağlamdı. Annen kaç yaşında? Hanımefendi kaç yaşında? Vallahi... 64-65. 56 doğumunun olması. 55, daha 56. Genç ya 10 yıl önce de. Ya o adam 55-56 yaşında. Ola, 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 gidim ama araştırın ameliyat ne zaman olmuş. Daha yeni oldu ya. 1-2 senedir. Zaman, 5-6 ameliyat senedir. Ne zaman oldu senin anne? Geçmiş olsun. Valla babam da ameliyat oldu. Kendisi ne zaman? Ne zaman Mustafa'cığım? Beyninden oldu. Başka bir şeyden. Beyinden mi olmuş Didem Hanım? Beyinden mi olmuş? Ben bizim Sparta'dakine ameliyat olmadı mı lan buna? Neyinden oldu? Beyninden oldu. Beyninden olunca beyinden mi oluyor? Kafadan mı oluyor? Sen... Mustafa bir dakika. Mustafa sen köyde yoksun ya. Mustafa beni köyde yoksun. Beni de yoksun. Beni de yoksun. Ya biz Isparta'ya taşındığımız zaman oraya geldi hastanede yattı ameliyat oldu. Onu demiyorum. He. Taşındığın gün sen orada yoksun ya. Ben yoğdum vallahi yoğdum ya. Nereden biliyorsun annenin o kadar annene, annene soru sorduğumuzu? Ya küs adam benim evime gelir mi ya? Ne biliyorsun hasta olduğunu? Ne biliyorsun ameliyat olduğunu? Küs değilsiniz. Küsüdük vallahi küsüdük. İstediğiniz adama sorabilirsiniz. Vallahi de küstük, billahi de küstük i̇şte ya. İşte küstük. Taşındığımız gün küstük. Diyemem ama. Şey söyleyeceğim. Sadece kayıntayla küstük. Kayıntam bununla küstüdü darısı. Ben bilen konuşuyordum. Arpa bilen verdim. Arpa o gün vardı, geldi. Evde koyunlardan kalan arpa vardı. Onu bilen bunlara verdim. Tavuklar vardı. Bunlara sattım. Peki. Yani yalan konuşuyorlar. Başka Türkan bir şey Hanım, değil. Türkan Hanım o gün torunuyla konuştu mu hiç şükürle? Konuştu. Ne konuştu? Yani orada eşya taşırken bilen ikisi beraber tuttular. Peki o sırada yani sen dikkatini çekecek kadar senin kadar irileşmiş. Evet. Çocuk kilo almış. Sen onun hamile olduğunu eğer anladıysan. Türkan hani Hanım... kendi de söyledi. Bu dedi neden yani irelermiş dedi. Yani sordu mu? Sordu. Tamam. Türkan Hanım siz torundaki... Kilo ulaşmış dedi. Tamam. Kilo... Eşyaların yüklendiği gün siz torunun kilo yalan, aldığını... Yalan 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 sormadın da tüy etmedin. Bir de varmadın, sordu, sordu sordu. Soruna. Ne dedi bana sordun da? Ne dedi hatırlat hatırlamıyor. Kilo, yalan. Bilmiyorum ben yalan, hatırlamıyorum. Onda şeyim yok. Yalan. Peki. Bak, bana istediğin iftirayı at da onlara iftira atma. Anam Guan değildi ya şimdi ya da. Ne oldu şimdi anam Guan mı oldu? Şimdi anam Guan mı oldu? Senin yüzünden onları anamaktan bakta sildim. Senin yüzünden senin onları anamaktan bakta sildim. Senin pisliğe ne benim yüzümden? Ha, senin yüzünden senin yüzünden ben onları anamaktan bakta sildim. Senin kökümü araştırsınlar. Benim kökümü araştırsınlar. Senin kökümü işte, sen burada değin işte. Senin kökümü sen araştırsınlar. Sen burada değin işte. Pisliklerini açık. Bir dakika. Tahsin Bey. Türkan Hanım, siz torununuzu bir ay içinde gördünüz mü? Buyur, torununuz 5,5 aylık hamileymiş. Hiç gördünüz mü Isparta'ya gitmeden önce torununuzu? Görmedim. Anasına sorun. Anası görmüştür. Anasına sorun. Hayır. Şey oğlunla anası sesleri. Ya bir şey söyleyeceğim ya. Bir şey olsa, gideceğim. Senin kızın bir şey olsa sen bilmem. Anası biliyor. Anasına sorun. Ama diyelim ki annesi bir şey saklıyor. Senin, anasına sorun. Bak senin söyleyeceklerin de. Siz torunu hiç görmediniz mi? Çocuk kilo almış. 5,5 aylık hamileymiş. İnan ki görmedim yavrum. Neyi yalan söylüyorsun? Desem mi? Demen mi ya? Demen mi? Görmedim ben. Hiç görmediniz torunu. Ama hamileymiş değil de. Hamile, kimden hamile olmuş? Sorsun diye bakalım. Kimden hamile olmuş? Doğru güzel bir soru. Biliyor anası. Anne bilir diyor. Hiç ben oldu. Bence de bak kimden hamile olduğunu bence biliyor Fatma. Orada ne etsin yani? İşte orası kilit anası, noktası. Anası bilir. İşte orası kilit ama noktası. Ama iftira de. Niye gözlerin daldı? Kimden hamile olduğunu bir çocuğun annesi hiç bilmez mi? Hiç bilmiyorum. Hiç de bilmiyorum. İnsan zaten durmam.
durmam. Sen kafama takıldı benim. Meryem'e. Çocuğun göğüs uçlarında, memelerinde karanlık. İlk adımı söylemedim. Hayır, yalan söylüyor. Onu da yalan söylüyor. O zaman Meryem'e bunu başka biri söylemiş olabilir mi? Söylemiş olabilir. Belki de ben söylemişimdir. İşte. Acaba çocuğu kontrole götürdüğünüzde Mustafa'cığım. Çocuğu, diyelim ki dediği doğru ve çocuğu kontrole götürdünüz hastanede. Yani o Recep mi o sırada yardımcı oldu sana? Öyle iddia ediyor. Hastanede Recep diye bir... Recep kim de bana yardımcı olacak ya? Normal bir orada bir memur ya. Hasta bakıcı mı? Yok ya, ne hasta bakıcı ya? Orada bir... Hasta ambar, kabul. Ambarda mı? Bir şey, bir memur ya. Adamın hasta değil, otodur. Şırınga vurmasını bilmez, bilmem etmesini bilmez ya. Ya acaba, bunların niye günahını alıyoruz ya biz ya? Köyde şöyle iddialar, dedikodular da var. Şöyle iddialar ve dedikodular da var. Buyur. Her şeyi sormak durumundayım çünkü buyur, kızını beraber arıyoruz. Recep'in, senin çocuğu Recep'e götürdüğün, hastaneye değil de Recep'e götürdüğün, Recep'in daha önce de kadın doğum bölümünde çalıştığını biliyor muydun? Yok, bilmiyordum valla. Ben sana söyleyeyim. Daha öncesinde de kadın doğum bölümünde çalışıyormuş. Ya ben götürmüş müyüm ona? Hayır, iddiaya böyle göre. Böyle bir ifade vermiş mi? İddiaya göre. Bak, ama sen bize daha önce demiştin ki hasta kabulde demiştin. Ya ben Recep öyle biliyorum için. Ambar memuru mu? Memur, normal memur mu? Ben sana söyleyeyim. Bak ben sana söyleyeyim. Söyle. Recep kadın doğum bölümünde çalışıyormuş önceden. Benim bu çocuğu götürdüğüm tarihlerde orada mı çalışıyormuş? Önceden orada çalışıyormuş. Benim götürdüğüm çocuğu, çocuğun kaybolduğu zamanlar. Önceden orada çalışıyormuş. Kadın doğum bölümünde çalışıyormuş. Acaba sen o gün iddiaya göre... Köyde konuşulanla, ben bunu hiç buradan duymadım. Hı. Köydeki bir iddiayı söylüyorum. Sen o gün Recep'in evi nerede? Köyün merkezinde. Recep'in evi de benim evden uzak ya. De köyün içinde ya, merkezde ya. Çocuğu oraya götürüp hamile olup olmadığını Recep'le kontrol ettikten sonra. Hı. Çocuğu ondan sonra mı bıraktın acaba? Çocuk ondan sonra mı kaçtı? Bizim hanım bana böyle iftiralarla gelemez. Ben iddiayı soruyorum, iddia ben, iddia. Bak, bir erkek, bir baba çocuğunu bir elin erkeğinin yanına götüremez. Çünkü hastaneye götürdüysen... Bana böyle böyle üstümle gelmem mi? Hastaneye üstüme. Götürdüysen kayıt altına alınması lazım. Beni götürdüysen orası niye gelmedi benimle? O doğru bak. He? Bana bu iftiralarla gelmem. Bana gerçeklerle gelin. Gide bana. Gerçeklerle. Peki köyde niye böyle dedikodular var Recep? Bu arada Recep'in soy ismi ne? Ben Isparta İl Sağlık Müdürümüze seslenmek istiyorum. Sayın Müdürüm, Müdür Bey'in ismini de bana söyler misiniz arkadaşlar? Müdür Bey'e seslenip anons etmek istiyorum. Recep Bey, soy isminin de Can olduğu söyleniyor. Hakkında çok ciddi iddialar var. 15 yaşındaki bir kız çocuğunun hamile olup olmadığı ile ilgili bu olaya karıştığı, çocuğun hamile olup olmadığı ile ilgili kontrollerde babaya yardımcı olduğu, hatta bu kontrolleri kendisinin yaptığı ya da hastanede yaptığı ile ilgili Sayın İl Sağlık Müdürüm, Isparta İl Sağlık Müdürüm Recep Can'la ilgili inanılmaz iddialar var. Ben Recep'in de konuşmasını önemsiyorum. Recep'in de konuşması lazım. Daha önce kadın doğum bölümünde çalışıyormuş. Ama o gün hastaneye eğer gelmiş olsaydı Mehmet Karakaya, Doktor Mehmet Karakaya, Isparta İl Sağlık Müdürüme seslenmek istiyorum. Sayın Müdürüm, 15 yaşındaki bir kız çocuğunun nerede olduğunu araştırıyoruz. İl Sağlık Müdürlüğü personeli, Sağlık Bakanlığı personelinden Recep'in bu işin içinde olduğu, çocuğun hamile olup olmadığı ile ilgili olaylara karıştığı, yasa dışı yollardan çocuğun hamile olduğunu öğrendiği, babaya söylediği iddiaları var ve şu anda da hayatta olmama ihtimali var. Hemen bir kez daha İl Sağlık Müdürüm Sayın Doktor Mehmet Karakaya'ya sesleniyorum. İnşallah o da kendisiyle ilgili bir iş soruşturma yapacaktır. Olay Sayın Müdürüm Sayın Mehmet Karakaya 15 Şubat 2014 yılında gerçekleşiyor. Kızımızın 5,5 aylık hamile olduğu iddiası var ve kızımız o tarihten beri ortalıklarda yok. Sizin çalışanınız hangi hastaneydi Mustafa'cığım? Devlet. Şu anda Şarkıraç Devlet Hastanesi'nde. Devlet Hastanesi'nde. Dolayısıyla Şarkı Karaağaç Devlet Hastanesi'nde şu anda çalışmaya devam ediyor. Daha önce kadın doğum bölümünde çalışmış. Peki bu insanla hiç bir araya geldiniz mi siz? Hiçbir zaman bir araya gelmedim. Tanışıklığınız var mı? Bak bu adamın ekmeğiyle oynayacağız. Bu adamın hiçbir alakası yok. Temizse gerek yok. Bak temizse gerek yok. Daha iyi. Benim anlam açık. Tamam, ben Recep için söylüyorum. Benim anlam açık. Sıkıntı yok. Peki. Benim yanıma gerçeklerle gelsin, gerçeklerle. Niye onun Recep'in adını verdi? Bu Recep'in adını neden verdi? Ne bileyim ben, kendim söyledi. Gel söyledi.
Recep'e oraya tanışıyorlar mı Recep'le? Tanışıyorlar. Oraya götürdüğünü, ona şey ettirdiğini ve benim adımı verme demiş o çocuk. Şimdi normalde devlet hastanesinde eğer resmi yollardan girmiş olsaydı hemen hastane polisi devreye girip olayı bitirirdi. Kayıt ama kayıt yok. O zaman Recep yasa dışı bir iş yapmış. Kayıt yok. İddiaya çünkü göre. Çünkü bu böyle söyledi. Kayıt almadı ama beni de ben söyleme. Ben İl Sağlık Müdürü'me güveniyorum. Gerekli iş... Ha? Sanki konuşurken yanımızda mıydı böyle kelimeler kullanıyordu? Bak ayrılmadan bana iftira atma. Ağzınla söyledin. Geldim ağzına. Bak, bugün söyledin. Mustafa gitmediyse de ortaya çıkar. Adı temize yazıklar çıkar. Yazıklar olsun sana. Vallahi yazıklar olsun. Ha. Bugün saatten sonra hep bana yazıklar olsun. Bak hatta ben de kadar da yazıklar olsun. Ben 10 senedir yazıklar olsun bana. Çünkü bu yazıklar olsun ben bana. Hastanenin tam adını söyleyeyim. Niye yazıklar olsun? Bir de. Şu 10 sene evvel çıkaydım. 10 senedir evvel çıkaydım. Ya ben Çok. 2015'te, 2014'te, 2015'te kızın kayboluyor. 2017'de sevgilin yakalayayım evet, ben seni. Evet yakaladım. Niye çıkarmadın ya? Utanmaz. Niye çıkarmadın ya? Utanmaz. Niye çıkarmadın? Ağzına diyorsun ya niye çıkarmadın ya? Utanmaz. Sensin utanmaz. Nasıl iftira atabilirsin adam bana? Ben izninizle. Bu meselenin asıl çocuk tıbbi kontrole gitti mi gitmedi mi? Şarki Karaağaç, Doktor Saadettin Bilgiç Devlet Hastanesi'nde şu anki görevi tıbbi sekretermiş. Recep'in şu anki görevi. Tamam doğru. Ama Recep belki. Eğer hiç bir araya gelmişliğiniz yok mu Recep? Vallahi yok. Bir telefon yok. Görüşmeniz de mi yok? Bak, şu, var, bak, kız kaybolduktan sonra. Bak HTS'lerde çıkar bak doğru söyle. Ya çıksın ya. Obaylı boyunuza çıkarın ya. Bak telefonum kuvveren giden ben böyle burada ben ya. Ben her şeyi sormak zorundayım. Hiç bir araya gelmişliğiniz yok. Gelmişliğimiz yok. Bak kaç sefer. Geçen sene önceki sene eve geldi sana yardım da yapmadı mı? Kim yardım etti? Recep. Bunu tanıyorsun. Değiştir, deptir, bu da kendi tanıyor. Bu telefon değildi. Yardım bunu yenilemedi ya. Ne yardımı ya? Demek ki eve gelip gidiyor bu çocuk. Ya Didem Hanım bu telefon evet, değildi. Bak diyor. Bir telefondan da araştırın. Evet Davut diyor. Bir kaç tane telefon değil. Aldığını araştırın. Yani numarası kaç tane numara bir tek benim evime değil. Garibanlara yardım ediyor. Az önce tanımıyorum dedi. Şimdi ya, tanıyorsun. Ya şimdi tanımadın diye. Az önce sen dedi. Ya ben kendisini konuşurum, tanırım. Ha, ama işte. Evimiz uzak. En azından onun evine benim evimde 6-7 kilometre var. Tamam ama ben az önce sana tanıyor musun, tanımıyor musun bilmem dedin. Nasıl kim dedi ya bilmem diye. Az önce sen dedin Mustafa. Ya ben bilmem diye bir kelime konuşmadım ben ya. Ay sevgili izleyiciler. Ama bazen merhabalarımız yok. Ha, samimiyetin yok. Samimiyetim yok ya adam adamıyla ya. Var samimiyet, her şey var. Bayağı samimi. Var. Yalan ya samimiysem samimiyim. Yana mı konuşacağım size ben? Valla Recep Bey ben sizi de dinlemek istiyorum. Çünkü dinlesin bu olayın, çocuğu, bağlan yayına. Bu olayın tam göbeğinde de siz varsınız. Valla. Konuşacağını hiç zannetmiyorum. Ha? Konuşacağını hiç zannetmiyorum. Ya bana konuşmasa ya, devlete ben konuşacağım. Ben herhalde İl Sağlık Müdürü'nde de bir şey yapar, bir zahmet bir şey söyler yani. Sonuçta 15 yaşındaki bir kız çocuğu gayri resmi yollardan bir devlet hastanesine getirildiyse, kayıt altına alınmadıysa ve bunu Recep gayri resmi yollardan yaptıysa bu nasıl ciddi anlamda ya, suç. Nasıl suç yani. Nasıl yapamaz ya. Normalde. Ha? Yapamaz normalde. Suç. Yapamaz ya. Adam kendisini riske mi atar ya? Evet. O zaman götürmedin o zaman doktora. Doktora diye çıkarmadı. Nereye çıkardın o zaman. Doktora diye çıkarmadın o zaman. Sadece bize doktor diye çıkardın. Başka bir yere götürdün belki de. Nereye götürdüm ya? Öldürmeye mi götürdün? Belki de öldürmeye götürdün. Ha? Çünkü doktor diye çıkardın evde. Sen adamların ismini Birken Bey'din. Verdim. He? Sen öyle dedin çünkü. Nereye götürdün ben kızı? Ben gel kafamdan uydurmadım o Recep'im Recep. Nereye götürdün ben kızı? Ne bileyim ben nereye götürdün? Sen yanıma niye gelmedin? Sen doktora diye çıkardın niye ya. Niye gelmedin yanıma? Doktora diye yanımda çıkardın gelmedin. Ya. Doktora diye çıkardın ya. Doktora giderken tamam doktora odana giderken çıkardım. Sen niye gelmedin yanıma? Niye götürmedin? Kim götürmedi? Sen. Ben sana gelmedin niye demedin? Niye demedin gel diye, beraber gidelim diye. Ulan yıkarken yıkadım diyorsun, dastarını giydirdim diyorsun, kocuğunu verdim diyorsun, kimliğini verdim diyorsun. Verdim. Bak bir de utanmadan sen niye gelmedin? Ben de gideyim seninle de. Verdim. He? Kimliğini cebine koydum verdim. Ama tamam verdin de niye gelmedin sen benimle? Benimle niye gelmedin sen? Bak doğru soru bu. Sen niye gelmedin niye ama? Çok doğru soru bu. Belki kız bir soyunur boyunur bilmem ne değil. Sen yanımda niye gelmedin? Erkeğe dinle niye bak tahrik etme beni. Ya. Bak sen beni evden kovmadan önce bu kelimeleri bu konuşaydın sen. Allah'tan başka kimse böyle yapacağımı bilemiyorum. Diyorsun işte ağzınla. Ben eğer böyle yapacağımı diyedim ben sana çıkarttırmazdın evden sen beni. Eğer ben de jandarmaya falan gideceksin diyeceksin. Onu geçsen. Bir abi. Annene sormak istiyorum izninle. Türkan Hanımcığım
Şimdi senin gelin buyur. Diyor ki 5,5 aylık hamileydi. Ben hamile olduğundan şüphelendim. Sonra işte senin o Mustafa'ya söylemiş, oğluna söylemiş. Oğlun da o akşam sizin o köylü Recep var ya, Recep'e tamam. Recep'e götürmüş. Peki ben şunu merak ediyorum. Tamam. Yani sence kimin hamile bıraktığını, ya bu hamile olup olmadığını siz biliyor muydunuz çocuğun? Önce sana onu sorayım. İnake duymadık da bilmiyoruz da. Her yok. Şey anası biliyorsa yok ki sadece gelin olduğunu biliyorlardı. Peki kim hamile ettiğini, kim şey ettiğini anası biliyordur. Yani şu anda Fatma çocuğu... Anasından başka bilen yok. Çocuğu kimin hamile... Niye çıkarmadı da şimdi çıkarıyor? Ha, bak bu da güzel soru ama senin oğlun da konuşmamış bu arada. Yarın bak bir. Oğlun da konuşmamış. Şimdiye kadar niye çıkarmadı? 10 senedir kayıp da. Ama ikisinin suçu var burada. Ben şunu önce bana şunu söyle. Sence Fatma 15 yaşındaki senin torunun torununu kimin hamile bıraktığını Fatma biliyor mu? Onu ben bilmiyorum. Bilse de bilmese de şimdiye kadar çoktan çıkarması lazım 10 senedir. Çocuk 10 senedir o kayıp olalı diyor. Oğlun da çıkaraydı. Ben 10 senedir niye çıkarmadı? Peki bir şey soracağım Türkan Hanımcığım. Ana çıkar. Türkan Hanımcığım. Arkadaş o bilgiyi bursunu bir daha söyle. Peki sen buyur. Sonrasında çocuğun hamile kaldığını duydun mu hiç? Duymadım. Yalnız bu gelin ettim diye çapalardı, çitilerdi orada burada kızım nerede diyene gelin ettim demiş. Fatmacığım bir şey söyleyeceğim. Şu günlerde gözükmüyor diyene. Bir dakika Mustafa'cığım. Bir dakika. Senin eşin Mustafa, şimdi sen bir ay önce söyledim diyorsun. Evet. O da diyor ki ben bir aydır orada değildim diyor. Doğru mu? Sen olmadığını söylüyorsun. O da diyor ki bir aydır ben köyde değildim diyor. Sen de köydeysin, köyde olduğunu söylüyorsun. Peki o gece mi aniden mi çocuğu hastaneye? Aniden. Hiçbir şey yoktu. Şüphelenmedin mi aniden? Niye hiç gitmedin? Hiç şüphelenmedim. Aniden ben bunu doktora götüren gelen deyince ben hiçbir şüphelenmedim. Akşam 8. Evet. Saçma değil mi ya? Didem Hanım. Bilmiyorum. Sana bir soru soracağım. Ona of. Değil. Hı. Sen bir anne olarak babaya dedin ki bir ay öncesinden, onun ifadesine göre bir ay öncesinden dedin ki ya ben bu çocuktan şüpheleniyorum misal veya hamile olduğundan şüpheleniyorum dedi. Ben bir ay öncesinden diyeseye kadar bir aydır ben geleseye kadar hani bir baba geleseye kadar hani hiç mi ev kızı karşına oturtturup da kızım sen hamile misin bilmem ne misin kimden hamile oldun diye sorma mı? Cevabını bildiği bir soruyu sormuyor bence. Cevabını biliyor. Bak ben orada şu noktada hemfikirim seninle. Fatma... O çocuğu kimin hamile bıraktığını biliyor. İşte ben o konuda netim. Ya babaya diye bak, şeye kadar bir ay öncesinden size güzel bir soru sordum bak. Tamam ama ben sana diyorum ki cevabını bildiği bir soruyu sormuyor o yüzden. Heh. Bak çocuğu kimin hamile bıraktığını biliyor çünkü. Bak sen aynı fikirdeyim. Tamam teşekkür ederim. Cevabını biliyor. Teşekkür ederim. Ben o çocuğu kimin hamile bıraktığını senin i̇şte bildiğini bilmiyorum. Biliyorum. Ben biliyorsam kendi de biliyor o zaman. Ha, o da güzel. Baba nereden o zaman biliyor? Geyen de biliyor o zaman. Ha, ikisi de biliyor. İkiniz de biliyorsunuz geyen çocuğu. Geyen de biliyor o zaman. Öyle mi Mustafa? Bak o da sana karşı soruyu sordu. O da mantıklı.